بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات في درس جديد من دروس التعبير. Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Tabir derslerimize devam ediyoruz birlikte. Biz şu an tabir dersinin kitabının ikinci kitabındayız. Sayfa 48'deyiz. Safha 48. Dersuna lihaza al-yawm ayuha al-ikhwa. نتابع ما كنا قد بدأناه في الدروس الماضية في الصفحة 48. Şimdi burada bir tablo verilmiş değerli arkadaşlar. Burada tabloda bir mektup yazılmış ama karışık bir şekilde aşağıdaki karta bu yazıları nakledeceğiz. Mesela Uhtil Galiye Aişe Nur diyor burada. Evet. Kıymetli kız kardeşim Ayşe Nur El Galiye. Bi münasebeti kudumi el aid, bayramın gelmesi nedeniyle anlamındadır. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Aiden mübarekken aleyke, aleyki ve kullu amu entum bi hayr. Tebrikler diliyorum sizlere. İnşallah hayırlı bayramlar olur. Her sene sizleri hayır içinde görürüz anlamındadır. Bismillahirrahmanirrahim. Vahid Şevval, Şevval ayının birinde 1438 Hicri İstanbul. Uhtuke, kız kardeşin Hadice'l Kubra. Es'elullaha en yec'alehu. Allah'tan dilerim ki onu yapsın, kılsın. Peki, bunları karışık bir şekilde verilmiş. Bunları aşağıdaki karta doğru bir şekilde yerleştirip eskiden bu kartlarla bayramlaşma insanlar tebrikini yaparlardı. El besmele kısmına ne koyuyoruz? Şöyle biraz daha küçültelim. El besmele kısmına evet Bismillahirrahmanirrahim koyuyoruz. Peki el mursel ileyhi gönderilen kişi Uhtil Galiye Aişe Nur. Tahiyyetul İslam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Nassu tehni'e, tebrik metni nedir? Nasıl başlıyor? Birinci olarak, şu başlayacak diğer arkadaşlar. Es'elullaha en, hayır bu değil, pardon. Bi münasebeti kudumil id, bayramın gelmesinden dolayı. Es'elullaha en yec'alehu, ikincisi bu gelmesi lazım. Metin oluyor burası. Aiden mübareken, aleyki. Ve kulle amin ve entum bi hayr. Böyle bu şekilde tebrik mesajını yazmış oluruz metnin. Metin bölümünde. Peki. El mursil ve tarihu ve mekani el irsal. Gönderen ve tarih ve gönderilen yer. Evet. Ve mekani el irsal. Bakalım. El mursil uhtuke Hadicetel Kubra. Bu gönderen kişi. Evet. Uhtuki olacak. Evet. Vahid Şevval. Tarihi de ekledik. 1438 İstanbul mekanı da ekledik. Bu şekilde bu kartımız hazırdır. Şimdi bu kartlar kalmadı biliyorsunuz. Ama bu şekilde biz mesaj yazma imkanımız olacaktır Arapçada. Kağıt üzerinde ise veya sosyal medya veya WhatsApp üzerinden de bu şekli kullanabiliriz. Şu an bu kağıt mektupları kalmamış durumda. O zaman biz WhatsApp üzerinden de aynı şekilde böyle yapabiliriz. Biz besmele ile başlıyoruz. El mursel ile gönderilen kişi tahiyyetul İslam. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra metni buraya yerleştiriyoruz. Tebrik metni. Sonra gönderen kişi ve yerini belirtiyoruz. Tayyip. Uktub risalete tehni'e. Tebrik mesajı yaz diyor. Bi münasebetil avde minel hac. Hac'tan dönüşte. Tebrik dönmesinden dolayı, dönmeden dolayı bir tebrik mesajı yazınız diyor. Aşağıda kelimeler verilmiş. Mekke. Mağfuran. Mağfiret olmuş. Mebruran. Kabul olunmuş. Evet. Bisihha meşguran. Uhenni uke. Tebrik ederim sana. Bi kudumike min Mekke'tel mukarreme. Mekke'den gelmenden dolayı. Ve ente bi sıhha ve afiye. İnşallah sağlık, afiyet içindesin.
Fehaccen mebruren, hacın kabul olunur inşallah. Ve sa'yen meşkuren, sa'y etmen de kabul bulunur. Evet, güzel bir sonuç alırsın oradan. Ve zenben mağfuren, günahlarından da arınırsın inşallah anlamındadır. Böyle bu hacıdan gelen insanlara böyle bu tebrik mesajını iletebiliriz. Konuşarak ya da yazarak. Farklı yerlerde bakalım tebrik mesajlarına veya hastalıkta ne deriz? Fil marad, fil vefat, fil zevac, hastalıkta, ölümde, vefat halinde, evlilikte ve başarılıkta neler kullanırız Arapçada? Hangi cümleleri kullanmamız gerekiyor? Tehaninel kalbiye, içten tebrikler dilerim size. Ve ile mezide minet tefavvuki ve necah. İnşallah başarının devamı gelir. Burayı, bu cümleyi nerede kullanırız? Evet. Fin necah. Gafarallahu lehu. Allah ona mağfiret eylesin. Ve lillahi ma akhada ve lehu ma a'ta. Ve inna lillahi ve inna ileyhi raci'un. Bunu ne zaman söyleriz? Bu cümleyi. Fil vefat. Evet. Bunu karşıda bir taziye gittiğinizi düşünün. Veya taziye mesajı yazacaksınız. Bunu kullanacağız. طيب بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما بخير. Allah sizlere sizleri hayırla bir araya getirsin daima. İçten sizlere tebrikler dilerim kalbi duygularımla. Peki burayı nerede kullanırız? Bu cümleyi fiz zevac. Evlilikte bu tebrik mesajını iletiriz. Son olarak la ba's. Tahurun inşallah. İnşallah bu senin günahlarından arınmana vesile olur. İnşallah sorun değil yani. Bunu ne zaman kullanırız? İnsan hasta olduğunda hastalık insanı günahlarından arındırır. Hastalıkta diyoruz o zaman bunu. Fil marad. Tayyip. Nukmel, mütabi'a. 50. sayfadayız. Şimdi isim mevsul. Önce şey yapalım. Şurayı anlayalım. Burada diyor ki ne? El-ihtimamu bid-durus. Derslere önem göstermek. Şimdi bu ihtimamu bid-durus iki kelimeyi alıp cümlede kullanacağız. İki kalıp halinde. Yu'cibuni beğenirim. Yu'cibuni at-talibu lezi. Buraya kadar birinci bölüm. Ve la yu'cibuni at-talibu lezi. Burada ikinci bölüm. Ne yapacağız hocam burada? Bakıyoruz. El-ihtimamu yehtemmu bidurusihi. Peki. Yu'cibuni at-talibullezi yehtemmu bidurusihi. Derslerine özen gösteren, önem veren öğrenciyi beğenirim. Ve la yu'cibuni at-talibullezi la yehtemmu bidurusihi. Derslerine önem göstermeyen öğrenciyi de sevmem anlamındadır. Yani burada birinci bölümde severim, beğenirim anlamında. İkincide de beğenmem anlamını ekleyeceğiz cümlelere. Öncelikle ellezi, elleti'ni hatırlayalım şöyle. At-talibu ellezi. Bunu biliyoruz artık. At-taliben ikil ellezen. At-talibeyn ellezeyn. Mecrur mensub halinde. At-tullab çoğul ellezine. At-talibe. Evet. Elleti diyenleri duydum sanki. At-talibe elleti. At-talibeten olduğunda elleten ikilemle yazacağız. Dikkat edelim. At-talibeteyn yine ikil ama mecrur mensup halinde. At-talibeteyn. At-talibet çoğul ellevati veya ellati ya da ellai de olabilir. Bu isim mevsulları öğrenmiş olduk şu an çekimlerini. Müzekker muannese göre, vekil çoğul ikile göre. Peki şimdi biz yukarıda örnekteki gibi burayı yazacağız. Beğenirim, beğenmem. Derslerine önem gösteren öğrenciyi beğenirim. Derslerine önem göstermeyen öğrenciyi de beğenmem anlamını ifade edeceğiz. Ama burada ellezi, ellezi, ellezine bunları kullanacağız. Şimdi ellezi, el-ihtimamu bid-durus dedik yukarıda. Derslere önem göstermek. Evet, yu'cib, tu'cibuni bir saat beyan olmuş. تُعْجِبُنِي الطَّالِبَةُ الَّتِي olacak o zaman. الَّتِي'den sonra cümle gelmesi lazım. İsim cümlesi ya da fiil cümlesi.
Burada fiil cümlesiyle devam ederiz. Örnekteki gibi. Tehtemmu bir durus. Ve la tu'cibuni talibetu elleti la tehtemmu bir durus diyoruz. Bir durus ihe de olabilir. Böyle tehtemmu önem göstermek. Elleti tehtemmu önem gösteren en an eki oluyor. İhtiramul kibar büyüklere saygı göstermek. Tu'cibuni yine iki bayan kız öğrenci. Tu'cibuni at-talibatan ellatan. İhtiram kelimesinin fiili ihtarama yahtarimu muannesi tahtarimu ikili tahtariman. Tahtarimani el kibar. وَلَا تُعْجِبُنِي İkinci cümleyi ekliyoruz hemen. Beğenmem. الطالبتان اللتان لا تحترمان الكبار. Anlam ne oldu burada? Birinci cümledeki anlam şöyledir. تُعْجِبُنِي الطالبتان اللتان تحترماني الكبار. Büyüklere saygı gösteren iki kız öğrenciyi beğenirim. Severim. وَلَا تُعْجِبُنِي Bunun tam zıttı da büyüklerine saygı göstermeyen öğrencilere de, iki kız öğrenciye de, öğrenciyi de beğenmem, hoşlanmam, sevmem anlamında. Peki, hubbu dirase. Hubbu kelimesi şuran, hubbu dirase, okumayı sevmek. Ne olacak? Okumayı seven öğrenciyi severim, beğenirim. Okumayı sevmeyen öğrenciyi beğenmem. يُعْجِبُنِي الطَّالِبُ الَّذ۪ي يُحِبُّ الدِّرَاسَ وَلَا يُعْجِبُنِي الطَّالِبُ الَّذ۪ي لَا يُحِبُّ الدِّرَاسَ Yani burada çekimlere dikkat edeceğiz. اَلَّذ۪ي مُذَكَّرْ مُعَنَّثْ مِ Fiiller nereye gidecek? Onlara dikkat etmemiz lazım onlara. El-istezenu kable dukul, girmeden önce izin istemek, izin almak anlamındadır. Bir yere gireceğiz. Yani öyle kapıyı açıp giremeyiz. Kapıyı çalacağız. İzin verilirse gireceğiz. Peki. Yu'cibuni at-taliban, iki erkek öğrenci beğenirim. Nasıl olanları? At-taliban ellezani. Öyle ki. İkilemle hocam. Evet. Ellezani. يَسْتَأْذِنَانِ İstezene يَسْتَأْذِنَانِ olacak. قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَا يُعْجِبُنِي الطَّالِبَانِ اللَّذَانِ لَا يَسْتَأْذِنَانِ olacak. İstezene izin istemek. Evet, girmeden önce bir yere iki öğrencinin izin almalarını beğenirim, istemelerini ve izin istememelerini de beğenmem. El vukufu fil hafileti lil kibar. Büyükler için otobüste o yer vermek, ayakta kalmak, yer vermek anlamındadır. Yu'cibuni at-tullabu ellezine yakifune. Çekimlere dikkat ediyoruz. Ellezine yanlış yazdık. Ellezine yakifune fi el hafileti lil kibar ve la yu'cibuni beğenmem, hoşlanmam, sevmem el tullabu ellezine la yakifune fil hafile lil kibar. Öyle bu şekilde de bu cümlemizi de tamamlamış olduk. Peki. Nestekmel avunuk mel dersene hada. 50. sayfayı bitirdik. 51. sayfadayız. 7. alıştırmada. Rattibil cümel tertiben zemeniyen sahihan ve kutubbeha fi defterik. Aşağıdaki cümleleri zamana göre doğru sırala ve defterine yaz diyor.
Zaman dilimine göre. İktarabe vaktu edai faridatil hacci. Hac farizasını yerine eda etmez vakti geldi. Fezebehe kullun minhum udhiyatahu. Her birisi kurbanlığını kesti. Fesafara ba'dun nasi. Bazı insanlar yolculuk etti. Li edai faridatil hacci. Hac farizasını eda etmek için. وَأَكَلَ وَتَصَدَّقَ عَلَى الْفُقَرَةِ ve yedi ve fakirlere sadaka verdi. وَالَّذِينَ لَمْ يُسَافِرُوا yolculuk etmeyenler hacca, dil hac, صَلُّوا فِي مُدُونِهِمْ وَقُرَاهُمْ köylerinde, şehirlerinde ve köylerinde namaz kıldılar. وَبَعْدَ الصَّلَاةِ رَجَعُوا اِلَى مَنَازِلِهِمْ namazdan sonra evlerine döndüler. Birinci cümle hangi cümle? Burada onu işaretliyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi kesinlikle F ile cümle başlamaz. Bunlar işin kopuk noktası. Wow, wow, wow bağlaşlar bunlar. O zaman birinci cümlemiz nedir? İktarabe vaktu edail hac. Peki. Hac farizasını eda etme vakti yaklaştı. O zaman ne olacak değerli arkadaşlar? Fesafara ba'dun nasi li edai faridatil hac. Hac farizasını yapmak için bazı insanlar yolculuğa çıktı. وَالَّذ۪ينَ لَمْ يُسَافِرُوا peki yolculuk yapmayanlar صَلُّوا ف۪ي مُدُونِهِمْ وَقُرَاهُمْ وَبَعْدَ الصَّلَاةِ namazdan sonra evlerine dönerler. Döndüler. Evet. فَذَبَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ اُضْحِيَتَهُ her birisi kurbanlığını kesti. Yedi ve fakirlere sadaka verdi. Böylece bunun da cevabını vermiş olduk değerli arkadaşlar. İki cümleyi bağla diyor şu an. Örnekteki gibi. Manzarul atfali, çocukların görünüşü cemilun, güzeldir. El atfalu bi melabisil id, çocuklar bayram elbiseleriyle. Çocukların görünümü, manzarası güzeldir. Onlar bayram elbiseleriyle. Anlamdadır burada. Wow ile ekliyoruz burada. Ama burada me ecmele. Burayı dikkat edelim. Ne kadar güzel çocukların görünümü bayram elbiseleriyle. Burada taaccup diyoruz. Şaşırma. Bunu ekleyeceğiz. İki cümleyi bağlarken örnekteki gibi arkadaşlar. Şimdi cemil kelimesi ne olacak? Me ecmele. Seri'a me esra'a. Ma ecmele, ma esra. Bunlar tekil, çoğula tabi olmaz. Müzekker müennese de tabi olmaz. Tek kalıptan gider. Evet. Birinci cümleyi yapalım. Ma ecmele manzaral hüccac. Manzara diyoruz. Dikkat edelim. Fethalı olacak. Manzaral hüccac. Evet. Yukarıdaki gibi dedik. Vahum bi melabisil ihram. İki cümleyi bağlarken tekrar etmeyeceğimiz kelimeler olacak. Yani şurada el-hüccac kelimesini tekrarlamayacağız. Çünkü bu kelime bir önceki cümlede vardır. Bağladık cümleleri. Bu kelimeye ihtiyaç duymayacağız artık. Peki. Ma esra'a. Seri'a. Ma esra'a. Dikkat edelim. Ma esra'ani olmaz. El-la'ibeyni. Mansub olacak burası. Vahuma. Onların ikisi. Bimelabisi er-riyada. Spor elbiseleriyle o iki oyuncu ne kadar hızlılar. Peki. Üçü de yapalım. Et-tilmizatu cemilatun. Öğrenciler güzeller. Et-tilmizatu bimelabisil medrese. Okul elbiseleriyledir öğrenciler. Peki. Kız öğrenciler ne kadar güzeller. Okul elbiseleriyle. Ma ecmele et-tilmizat ve hunne kız oldukları için çoğul bi melabisi el-medrese ve ünlem işaretini ekliyoruz. Devam edelim. Acib ma a'cebe manzara at-tullabi ne kadar ilginç
öğrencilerin, erkek öğrencilerin görünüşü. Vahum nasıl yani onlar, nasıl, ilginç tarafı nedir? Vahum bi melabisit temsil. Tiyatro elbiseleriyle. Evet, onların görünümü ne kadar ilginçtir. Temsil, tiyatro, film, sahne, elbiseleri. Melabisut temsil. Naşitun, ma anşata. Tekil oluyor, daima unutmuyoruz. Mansup oluyor. Ma anşata. El-ummalu değil, el-ummale. Peki çoğul olduğu için vahum. Bimelabisil amel. Ne kadar çalışkanlar. Evet. İş elbiseleriyle işçiler ne kadar çalışkanlar. Ma ecmele. Es-sagirateyni. Vahuma fi melabisi eddirase. Okul elbiseleriyle iki kız çocuğu ne kadar güzeldir. Ne kadar güzeller diyoruz burada. Ma es'ade. Ma es'ade el benat. Vahunne. Benat çoğul olduğu için vahunne diyeceğiz. Bi melabisi el idi. Bayram elbiseleriyle kız çocukları ne kadar güzel, ne kadar mutlular. Burada elbenet ikinciyi tekrarlamıyoruz. Çünkü bağladık iki cümleyi. Birinci cümlede bunun yerine zamir getireceğiz. Birinci cümlede var olduğu için. El-iştifak dediğimiz türetme, bir kelimeden farklı kelimeler, farklı anlam elde etmek. E'ade, erca'a anlamında. İade etmek. El-avde, er-rucu'a, dönmek anlamında. A-vede, kerrara, tekrar etmek. Tekrar bir şeye kalkışmak. İ'tade, ya'tadu, atiyat, ta'avvede kelimesiyle aynı anlamı taşır. Alışmak. Se-yu'idu, se-yu'idi zaten, se-yu'idu kelimesi. E'adenin gelecek hali. Ade alışkanlık veya evet burada alışkanlık anlamında olur. Evet. Ade daima bir şey yaparsak alışkanlık haline getirmiş oluruz. Bu da ade anlamındadır. Peki. Mesela sigara içmek kötü alışkanlıktır. Adetun seyyye. Eyd. Eyd dini av siyasi. Dini veya siyasi bayramlar olabilir. Bayram anlamında. El-ud. El-ud, ud. Türkçe'de bağlamaya da yani ud diyebiliriz. El-iyade. El-iyade, klinik anlamında. Bunları uygun yerlere yerleştireceğiz aşağıda. Ye'ti, birinci cümleyi yapıyoruz hemen. Ye'ti, nokta nokta, fıtır. Eydül fıtri olacak. Ba'de Ramadan, mübaşereten. Eydül fıtır, Ramazan bayramı. Ramazan'dan hemen sonra gelir. Ennevmul kesir, çok uyumak. Adetun kabiha, kötü alışkanlıktır. E'ade halidun el kitabe. İle mektebetin medrese. Okulun kütüphanesine Halid kitabı iade etti. Zurdu tabibe fil eyyade. Doktoru ziyaret ettim. Nerede? Fil el eyyade. Klinikte. Ma' validi, babamla. Mete el avdetu. İlel menzil. Eve dönmek. Eve dönüş ne zaman? İ'tade Ahmedu en yezura ehlehu yevmel cuma. Cuma günü ailesini ziyaret etmeyi alıştı Ahmet. Seyyu'idu el muslimune inşallah el kudse biiznillahi ta'ala. Müslümanlar Kudüs'ü iade edecekler inşallah. El udu aletun musikiyye. Ud müzik aletidir. Leha avtar. Avtar bu telleri olan tel anlamında. Avadel elem. Tekrar geldi. El marida. Avadel elem. Ağrı hastaya tekrar döndü, geldi. Marraten saniye anlamında. Peki. Bunları öğrendik. Türeme kelimelerini.
Burada yanlışlıklar olmuş demiştik arkadaşlar. Burada 9 tane yanlış var diyor. Tisat ahta fi el fıkra. Bunları bul ve düzelt anlamında. 9 tane hataları hemen işaret edelim. Şimdi yahtefilul Müslüman. İki Müslüman kutlar. İki Müslüman değil. Müslümanların tümü kutlaması lazım. O zaman hatalı cümlemiz burada. Kelimemiz el Müslüman. Bir. Fi meşarikil ardı. Ardı yer olmasında, dünyanın doğusunda ve batısında el ardı en anlamında burayı bunu vermiyor. El azha demiş, yine yanlış. Marratani yine yanlış. İrab açısından yanlış bu sefer. Mef'ul olması lazım. Bakalım. Ya'udul misafirine özne konumunda, o da yanlış. Liyakdûne liyeşrebûne olmaz. Burada yine İrab'da gramerde bir hata var. Ötle yazımda bir hata var. Bakalım. Allahu yazımda bir hata var yine burada. 3, 6, 7, 8 bir hata daha var. 9 hata olması lazım diyor burada. Bakalım. Yakulu kelimesi de yanlış şurada. Evet. Bunların doğrusu nedir? Hemen yazıyoruz değerli arkadaşlar. Yahtefilu el muslimune fi meşariqil ardı, yazım hatası. Bi'idey el adha, yazım hatası yine. Ye'til aydu fil ami marratayn, gramer hatası. Mef'ul bihi. Ya'udul musafirune, yine gramer hatası. Liyakdu yine gramer hatası. Vav, elif lazım. Nun düşmesi lazım. Otla yazım hatası. Yuhanni'un nasu ba'dahum ba'dan ve yakulune. Çekimde hata var. En nas çoğul olduğu için yakulune olması lazım. Tekabbalallahu yazım hatasıdır burada değerli arkadaşlar. Böylece bunu düzeltmiş olduk. Gramer veya yazı hataları oluyor burada. Şimdi diyor ki ne bu alıştırmada isim mevsul olan bölümü çevir diyor. Neye çevirelim hocam bakalım. Hemen ismi fa'ile dönüştürelim. İsim mevsul ellezî akabinde fiil gelmiş. İsim fa'il üçlü olanlardan celese celis, amile amil. Üçlü fiillerde böyle fa'il kelimesine uygun olacak. Üç harften üstün olursa şimdiki zamana çeviriyoruz muzariye. Ve birinci harfinde mim dammeli yapıyoruz. Örnek. Kaddeme. Sülesinin üzerinde. Yukaddimu. Bunun muzarisidir. Mukaddim. Mim dammeli oldu. Mukaddim. İsmi fail oldu. Bu da gramerde biliyorsunuz. Bunları okudunuz. El muallimetu leti tehruç. Elleti tehruç. El hariç olmaz. El harica olacak. Çünkü muallime muannes. اَلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ الْعَامِلِ Tamam ama çoğul olması lazım. اَلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ الْعَامِلُونَ olacak bir de. عَامِلِينَ de olabilir. Bir önceki kelimeye tabi olacak. اَلَّاتِي يُنَاوِبْنَ الْمُنَاوِبَاتِ Sülesinin üzerinde. نَاوَبَ يُنَاوِبُ مُنَاوِبْ اَلَّتِي قَدِمَتْ Kadime kelimesi. الْقَادِمَ olması gerekiyor. Devam edelim. Seyerkebul musafiran illezani yantaziran. Yantazir sülesinin üzerinde olduğu için el muntazir ran olacak ikilinden dolayı. Elletani tukiman el mukim meten muannes ve ikil olacak. Ekame bunun fiilidir. Yukimu muzarisi. Bunu isim faal yaparken birinci harfine mim damla yapıyoruz. Mu oluyor. Mukimu. İkil olduğundan dolayı mukimani. Muannes olduğundan dolayı mukimetani. Elif lamı da unutmuyoruz. Peki. Uktub mevduan anil aydi fi biladike. Bunu yapmıştık arkadaşlar. Bir örnek de vermiştik. Bu 54. sayfadan. Peki. Vasfu şahsiyeyi gelecek derste inşallah birlikte çalışacağız. Allah'a emanet olun. İnşallah sorularınız varsa arkadaşlar YouTube kanalından da orada yorumlar kısmından da yazabilirsiniz. Hocam şurası nasıl anlamadım pek
Gelecek derste açıklarız hemen. أصدقائي الأكارم وصلنا إلى نهاية هذا الدرس نلقاكم بصحة وعافية شكرا لكم إلى اللقاء